Arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili yay burçları için tarot açılımı yapacağız. Ben kartlarımı karıştırarak hemen başlıyorum. Arkadaşlar, öncelikle sizin aşk hayatınıza bakacağız. Onun ardından şuradaki siyah olan destemle birlikte maddi konularınıza değineceğiz. O yüzden ben şu an videoyu beğenip kanala abone olan sevgili yay burçlarının aşk hayatlarıyla alakalı bütün niyetlerini niyetleniyorum. Siz de bu videoyu izlerken videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra aynı bir şekilde niyetlenebilirsiniz. Benim gibi, benim niyetlendiğim şekilde daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar, siz önce bir sorularınızı düşünün, sorularınızı evrene sorun, ardından başlayalım. Şimdi öncelikle ilişkisi olmayanlar için 3 tane kart seçeceğim. Ardından ilişkisi olanlara bakacağız. Onun ardından da evli olanlar için açılımımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi öncelikle ilişkisi olmayan dostlar için sizin bir hafta önceniz, şu anki durumunuz ve bir hafta sonranız hakkında kartlarımız bize bilgi verecek. Hemen ilk kartımıza bakmak istiyorum. İlişkinizin ya da ilişkiniz olmadığı için aşk hayatınızın nasıl olduğuna bakalım geçmişte. Gördüğümüze göre arkadaşlar, siz size gelen kısmetleri böyle sanki görmüyorum, istemiyorum, yan cebime koy modunda gibi olmuşsunuz. Çünkü siz ne istediğinizi biliyordunuz. Kafanızda belirli bir profil vardı. Nasıl karakterde bir insanla olmak istediğinizin farkındaydınız. Yani nasıl söyleyeyim? Hoşunuza gitmeyen, yanınıza yakışmayan insanlarla vakit geçirmeyi çok sevmeyen bir insan tipi olduğunu görüyorum sizde. Bundan kaynaklı da size değer, size gerçekten yanınıza yakışan bir gelene kadar bekleme kararı aldığınızı, ancak yine de gelen kısmetleri değerlendireceğinizi, böyle bir karar aldığınızı söylemek mümkün geçmişte. Şu anki durumunuzla alakalı bakacak olursak, şu anda flörtleştiğiniz, konuştuğunuz ya da hoşlandığınız birisinin olma ihtimali yüksek dostlar. Şu an bu videoyu izlerken aklınızda yüksek ihtimalle birisi var. Bu kişiye karşı tam olarak güvenemediğinizi, bu kişiyle alakalı bir takım korkularınız olduğunu söyleyebilirim. Bir ilişkinin başlayıp başlayamayacağı konusunda kafanızda soru işaretleri var. Nasıl adımlar atmanız gerekiyor? Bu kişiyle nasıl konuşmanız gerekiyor? Yani gerçekten birçok sorunun kafanızda olduğu bir dönemdesiniz. Bakalım geleceğinize. Geleceğinize baktığımızda aslında bu kişiyle artık bir şeyleri biraz daha yoluna koymaya başlayacağınızı ve artık önümüzdeki haftalarda, özellikle önümüzdeki 2 hafta için söylüyoruz. Tabii ki yani 10 yıl sonrası için ben fal bakmayı mantıklı bulmuyorum. Yaptığımız her seçim hayatımıza alakalı yeni şeyler doğuruyor. O yüzden yani birkaç hafta sonraki halinize baktığımızda bu kişiye olan güvensizliğinizin biraz daha azalacağını, yani çevreye bakıp da bu kişiye baktığınızda diyeceksiniz ki aslında hani çevrede o kadar güvenilmez insanlar var ki, hani şu an karşımdaki insan kesinlikle çok güvenilir bir insan, hani onlara nazaran bu şekilde bir düşünce olacak kafanızda. Bu ne kadar doğrudur size göre, ne kadar yanlıştır, onu ben bilemem. Sizin tercihiniz, sizin düşünceniz. Ama yakın zamanda, yani önümüzdeki haftalarda bu kişiye olan bağlılığınızın biraz daha artacağını, biraz daha konuşmalarınızın artacağını ve özellikle sizin ona karşı bir adım atacağınızı görüyorum. Ancak onunla alakalı bir mesaj vermedi kartımız. Yine de bir soralım. Eminim ki merak edersiniz. Çünkü hemen bakalım o size karşı nasıl bir tavır sergileyecek. Arkadaşlar, o şöyle ki, geçmişinde yaşadığı bir takım sıkıntılar, aşk hayatıyla alakalı özellikle bir takım sıkıntılar yüzünden ilişkiye olan güvenini kaybetmiş. Eğer gerçekten hani karşısına aşık olacağı, gerçekten hani mutlu olabileceği, aynı zamanda mantık ilişkisi de olabilecek birisi çıkarsa o şekilde devam ederim gibi bir düşüncesi var. Gelecekte de aynı şekilde. Yani biraz gerçekten mantıklı bir ilişki istiyor. Tamamen böyle duygulara boğulup yanlış kararlar almak istemiyor. Yani siz de mantığınızla ilerlediğiniz takdirde size karşı bir şeyler hissedebilir, hissetmeye başlayabilir ya da hisleri daha da kuvvetlenebilir. Şimdi ilişkisi olanlar için bakalım. Bir hafta önceki durumunuza baktığımızda ilişkinizle alakalı hiçbir sıkıntının olmadığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz haftalarda ilişkinizin gayet güzel, sakin bir şekilde devam ettiğini söylemek mümkün. Özellikle ilişkide emek veren taraf, o ilişkinin ilerlemesi için çaba sarf eden tarafın siz olduğunu söyleyebilirim geçmişte. Şu anki durumunuza baktığımızda iyi ki bu kadar sabretmişim, çünkü gerçekten birbirimizin ruhu eşiyiz ve birbirimize çok uygunuz dediğinizi görebiliyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel anlaştığınızı söyleyebilirim. Birbirinizle olan iletişiminizin daha da güzelleştiğini ve özellikle şu an ilişkinizle alakalı çok güzel yeni tatlı gelişmeler olduğunu
söyleyebilirim. Geleceğe baktığımızda da gelecekte özellikle ilişkinize zarar veren birkaç insanı geride bırakabileceğinizi söylüyor. Etrafınızdaki insanlardan birkaç kişi ilişkinize zarar niteliği taşıyor. Yani onun olması sizin için çok iyi bir şey değil. O yüzden o kişiyle olan bağınızı, kuvvetinizi, işte bağınızı, kuvvetinizi değil, bağınızı neyse artık şu an aklıma gelmedi. Bağınızı koparacağınızı size söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü yani gerçekten sanki sizin ilişkinize bir gölge düşürüyorlar. Gerek sözleriyle olsun, gerek kötü enerjileriyle olsun, gerek nazarıyla olsun. Size bakıyorlar, izliyorlar, böyle diyorlar işte ne kadar mutlular şöyle böyle. Ama iyi niyet yok. Herkes için söylemiyorum bunu. Ama böyle hissettiğiniz zaten birkaç kişi olacak. Birkaç hafta sonra gözlemlediğinizde fark edeceksiniz. O insanları geride bırakıp ilişkinize o şekilde devam edeceğinizi görüyorum. Karşı tarafın size olan niyeti, düşüncesine nazaran da bir hemen çok güzel ya. Çok güzel bir kartımız çıktı. Güç kartımızın çıkmış olması karşı tarafın her zaman sizin yanınızda olduğunu, sizi desteklediğini, ne olursa olsun sizi bırakmayacağını söyler. Tabii ki böyle 5 yıl sonra ayrılmayacaksınız demiyorum ama önümüzdeki haftalar için bu şekilde. Ben arkadaşlar yıllar yıllar sonrası için fal bakmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle bir fal bakabilen bir insan olsaydı inanın hepimizin hayatı mükemmel olurdu. En azından o falcıların hayatı mükemmel olurdu. O yüzden bunlara siz de çok inanmayın benim tavsiyem. Ama böyle birkaç hafta sonrası, birkaç hafta öncesi, bazen birkaç ay sonrası için de haber verebilir. Özellikle tarot destesinde. O yüzden bu şekilde olması size daha doğru bilgi verebilmek adına daha iyi olacaktır. Şimdi evli olanlar için bakalım. Evli olanların geçmişine baktığımızda bu kart evli olanların geçmiş için çok çıkıyor. Gerçekten evliliğe verdiğiniz değeri, karşı tarafa verdiğiniz değeri, birbirinize olan saygınız, birbirinize olan güveniniz, bağlılığınız, gerçekten birbiriniz için çok çaba sarf ettiğinizi görüyorum. Özellikle ilişkide bir taraf bu ilişkiyi şu anki durumuna getirebilmek için ya da bu evliliği yapabilmek için çok emek sarf etmiş, çok istekte bulunmuş bir insan. Yani 40 takla atmış gerçekten evliliği gerçekleştirmek için. Şu anki durumunuza baktığınızda arkadaşlar yakın zamanda size bir kısmet geleceğinin haberini veriyor. Bu kısmet maddi kısmet olabilir ya da manevi kısmet ya da ne istiyorsanız olabilir. Yakın zamanda çok güzel bir kısmet geliyor. Bu kısmetle birlikte ikinizin de çok bir sevinç içerisinde olacağını, mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Yani size huzur veren bir kısmet olacak. Önümüzdeki haftalara da baktığımızda ilişkinizle alakalı bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. İlişkiyi gayet güzel devam ettirebildiğinizi daha doğrusu söyleyebilirim. Birbirinize olan anlayışınızın olması özellikle çok güzel. Sadece ufak tefek tartışmalar olabilir birkaç hafta sonra. Ufak tefek tartışmalar olacak ancak bu sizin ilişkinize zarar vermeyecek dostlar. Şimdi karşı tarafın size olan düşüncesine nazaran yönelik daha doğrusu. Gayet güzel arkadaşlar. Sizi gerçekten anladığını, sizi gerçekten bağlılığının olduğunu, sizi kırmak istemediğini, sizinle güzel konuştuğunu, konuşacağını söyleyebiliriz. Karşı tarafında size karşı olan niyetinin gayet güzel, gayet sağlıklı olduğunu söylemek mümkün. Hemen siyah destemi alıyorum. Siyah destemle birlikte de sizin ekonomik durumunuza, kariyer durumunuza ve özellikle eğitim durumunuza bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu üçünden birine niyetlenebilirsiniz ya da duygusal olmayan herhangi bir şeye niyetlenebilirsiniz. Ben kartlarımı karıştırırken sizden de niyet etmenizi istiyorum. Ben sizin maddi durumunuza, kariyer durumunuza, eğitim durumunuza niyetleniyorum. Tabii ki videoyu beğenip kanala abone olan yay burçlarının niyetlerine niyetleniyorum. Şöyle. Evet. 5 tane kartımızı seçelim. Şimdi dostlar, niyetlendiğiniz şeyle alakalı şöyle bir geçmişe bakalım. Geçmişe baktığımızda elinizdeki bir takım kısmetlerle birlikte bir bekleyiş içerisinde olduğunuzu ve bir haber beklediğinizi görüyoruz. Bakalım nasıl sonuçlanmış. Bu haber maalesef size ya uzun vadede geldi ya da gelmedi arkadaşlar. Çünkü bu bekleyişiniz, bu sabrınız hani sizi bir noktada artık zorlamaya itti. Çünkü gerçekten hani beklediğiniz kısmetin ayağınıza gelmediğini görüyorum. Siz de bu yüzden arkadaşlar bu beklediğiniz ama size gelmeyen haber, gelmeyen kısmet, gelmeyen eğitim haberi, gelmeyen kariyer haberi, iş imkanı ya da para arkadaşlar bu gelmeyen şeyi kapatıp artık
başka bir şekilde başka bir şey elde etme kararı aldınız. Örneğin eğer bir işe girip oradan para kazanmak istiyorsanız artık başka bir işe yönelmeye başladınız. Çünkü oradan bir haber gelmedi size karşı. Ya da eğitimle alakalı da bu şekilde bir okula başvurup geri dönüt alamadıysanız başka bir okula başlama kararı almış olabilirsiniz. Niyetlendiğiniz şeyle alakalı geçmişte gelmeyen bu haber ya da gelmeyen bu kısmet yüzünden artık o kısmeti kapattığınızı ve şu anda yeni bir başlangıç yaptığınızı görüyorum. Bu arada bu kısmeti kapattıktan sonra biraz zor dönemler, psikolojik olarak kendinizi kötü hissettiğiniz dönemler atlattığınızı, ancak şu anda geçmişten çok çok daha böyle kendinizi motive edip geçmişten çok daha güçlü bir şekilde yeni bir yola başlayacağınızı görüyorum. Şimdi önümüzdeki 1-2 haftaya bakacak olursak sadece biraz düşünme aşamasında olacaksınız. Geçmişten elinizde olan bazı tecrübeler var ya da bazı kısmetler ya da bilmiyorum yani o kapıyı açacak anahtarlar var sizde. Bu anahtarlarla birlikte bir bekleyiş içerisinde olacağınızı görüyorum arkadaşlar. Doğru zaman geldiğinde, doğru mekan geldiğinde bir eylemde bulunacağınızı ve gerçekten şu niyetlendiğiniz şey her neyse, yeni yol her neyse o yolda ilerlemeye başlayacağınızı görüyorum. Biraz zorluk yaşayacaksınız. Özellikle fiziksel olarak kendinizi zorlukta hissedeceğiniz, yorgun hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Ama yine de moralinizi bozmanız gereken hiçbir durum söz konusu değil. Çünkü gerçekten hani beklediğinize değer bir şey olmuş olacak. Geçmişte bir kere kaybetmiş olmanız gelecekte de bir daha yeni bir yolun çok özür dilerim. Bir daha yeni bir yolu kaybedeceğiniz anlamına gelmiyor. O yüzden kendinizi böyle motive etmeye devam edin. Şu anda gerçekten psikolojik olarak çok güçlü olduğunuzu söyleyebilirim. Şu an kendinizi yeni bir yola başlamak, yeni adımlar atmak ve geçmişteki kayıpları tamamen kapatıp bir daha o defterleri açmamak adına bir karar aldığınızı görüyorum. Dediğim gibi gelecekte de bunu zaten uygulamaya koyacaksınız. Birkaç hafta sonrasında artık yavaş yavaş harekete başlayacağınızı görüyorum. Elinizdeki anahtarlar, bu kısmetin kapısını açacak anahtarlar çok kıymetli anahtarlar. Onları kaybetmemeye dikkat edin. Elinizde gerçekten güzel anahtarlar olduğunu görüyorum. Bu şekilde konuştuğumda umarım ne dediğimi anlamaya çalışıyorsunuzdur. Hani bu şekilde söylüyorum ki yani spesifik olsa hepinize hitap etmeyecek. Bütün yay burçlarına hitap edebilen bir şey olduğunu söylüyorum. Bu anahtar birisi için arabadır, birisi için paradır, birisi için geçmişteki kariyer durumudur, birisi için belki bir arkadaşıdır. O arkadaşının aracılığıyla o kısmeti elde edecektir. O yüzden elinizde güzel anahtarlar var. Zaten siz bu anahtarların ne olacağını 1-2 hafta içerisinde yani anlayacaksınız, gözlemleyeceksiniz, fark edeceksiniz, elinizdeki güzel kısmetlere bakacaksınız ve bu kısmetleri kullanarak çok çok güzel şeyler elde edeceksiniz. Birkaç hafta sonrasında maddi olarak büyük bir rahatlama gelecek size arkadaşlar. Eğitim açısından yeni bir yol başlıyor, yeni bir dönem başlıyor sizin için. Kariyeriniz açısından çok yorulacağınız ama çok şey elde edeceğiniz bir dönem başlıyor sizin için arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Size faydalı bir fal olmuştur. Özel olarak baktırmak istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ya da Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Başka arkadaşlarınıza göndermeyi de unutmayalım. Aynı şekilde Ay Burcu'nuzun videosunu izlemeyi de unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.